Sen kardeşine nasıl hain dersin? Nasıl itham edersin beni? Devleti ikiye bölüp eşkıya gibi sarayı basmışsın. Zorbalıkla tahtı gasp etmeye kalkmışsın. Bunun adı kardeşlik değil, düpedüz hainliktir. Ben devlete sahip çıkmaya çalıştım. Selahattin çekti gitti. Sen ölüm döşeğindeydin. Sahipsiz mi bırakacaktım devleti? Sahip çıkanı vardı. Selahattin'in aldığı tedbirler yeterliydi. Lakin sen harisliğini dizginleyemedin. Üstüne üstlük benim oğlumu zindana atmaya cüret ettin. Kargaşa çıkmaması için hanedandan birinin başta olması gerekirdi. Devlete sahip çıktım diye sustu mu oğlum şimdi? Oğlun laf dinlemez olmuştu. Başımıza daha fazla bela mı açsın isterdin? Zindandan başka çare bırakmadı bana. Senin ölüm döşeğinde olmana sebep bile onun gafletidir. Bana hala onu mu savunursun? Beni vuran içimizdeki haindi. Onun da gözleri tıpkı böyle bakardı bana. Dindar, muhteriz. Yoksa beni vuran da sen mi senin Nusret'ten? Beni her şeyle itham edebilirsin. Ama bunu asla! Bu nasıl bir öfkedir ki kendi öz kardeşinin seni vurmasıyla itham edersin? Sebebi benim öfkem değil. Senin gafletin, ihanetin. Sırtımdan öyle bir hançerledin ki beni. Gözümde her şeye cüret edebilecek hale geldin. Halbuki ben kaç defa ölümden kurtardım seni. Bedenim kılıç yaralarıyla doludur. Kaç tanesini senin canına siper olmak için aldım? Kaç tanesini? Bana bu söylediklerinle en derin yarayı açtın. Keşke bunları söylemek yerine beni öldürseydin. Onun da vakti gelmiştir. Nusrettin. İmat! Emredin sultanım. Bu gafili alın. Bununla beraber aynı suça iştirak eden herkesi de avluya götürün. Hepsinin hesabını keseceğim.